Gıdıklamak veya gıdıklanmak aslında çok esrarengiz bir konu. Çünkü sinirlerin dağılımı ve kişiden kişiye değişen özellikleri bu konuyu gizemli kılıyor. Ancak neden kendimizi gıdıklayamadığımızın sebebi oldukça açık. Gelin birlikte bakalım. Vücudumuzun bazı bölgelerinin diğer bölgelerden daha fazla gıdıklandığını fark ettiniz mi? Birisi omzunuzu gıdıklamaya çalıştığında bir şey hissetmeyebilirsiniz. Ama ayağınızın altını gıdıklamaya çalıştığında kahkahadan kıvranabilirsiniz. Bu herkes için geçerli. Vücutta bazı bölgeler gıdıklanır, bazı bölgeler ise gıdıklanmaz. Bunun sebebi mükemmel bir şekilde işleyen sinir sistemimiz. Aslında tüm cildimizin altında sinir uçları mevcut. Sinir uçlarının yoğunluğu da bu tip duyarlılıkların farklılığını ortaya koyuyor. Sinir uçlarından alınan sinyaller beyindeki sinir merkezine aktarılıyor. Ayak ve koltuk altı gibi bölgelerin hassasiyetinin sebebi sinir uçlarının yoğunluk oluşturmasıdır. Gıdıklanma ve kendi kendine gıdıklama konusunda bilimsel araştırmalar var. Beynimiz aslında aynı olan bu iki hamleyi keskin bir şekilde ayırıyor. Beyin aktiviteleri bu fenomeni doğruluyor. Gıdıklanmak aslında yanlış bir alarm. Bir başkası tarafından gıdıklandığımızda kahkaha atmamız ya da gülmemiz aslen yanlış bir alarm. Çünkü sinir hücrelerimiz gıdıklanmayı tehlikeli bir atak algılıyor ve beynin tüm ilgisini buna yöneltiyor. Gelelim kendi kendimizi gıdıklayamama konusuna. Kendi kendimizi gıdıklamak için harekete geçtiğimiz anda beynimizin tamamen farklı bir noktası olan cerebellum devreye giriyor. Kendi kendimize tehdit olamayız. Cerebellum bölgesi vücuttaki kas koordinasyonunu sağlayan bir bölgedir. Bu bölge herhangi bir kendi kendine gıdıklama durumunda kas sisteminin tümünü uyarıp bunun bir tehdit olup olmadığını iletir ve kendi kendimizi kahkahalara boğamayız. Kahkaha atmak sadece eğlence bir aktivite değildir. Bilim insanları kahkahanın sosyal zekanın bir yansıması olduğunu düşünüyor. İlker insanların kahkaha atarak sosyal bağları kurduğuna dair görüşler de mevcut. Ayrıca modern insan açısından da bakıldığında anne ve baba ile bebeklerin arasında kuvvetli bir bağ kurmanın aracı olarak kahkaha atmak görülebilir. Yalnızken kahkaha atmak neredeyse mümkün değildir. Gıdıklanmanın da sadece sosyal bir aktiviteyle mümkün olması da bunu gösteriyor. Kahkaha atarak insan olduğumuzu hissedebiliriz. Tüm bu bilgiler ışığında başkası tarafından gıdıklanarak attığımız kahkahalar, sosyal bir canlı ve insan olduğumuz gerçeğini anlamak için mükemmel bir örnek. Bilimle kalın, kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.